Ben Şeyma Androzel, aile danışmanıyım. Şu an izlemekte olduğunuz Gelin Kayınvalide YouTube kanalımızda gelin olan benim. İletişimi reddetmek veya engellemek genellikle ön yargıyla yapılan şeylerdir. Bunun sonunda çatışma kapıda bekler. Gerçekten kalpten kalbe bir iletişim kurabilirseniz keyifli bir hayat yolculuğunda iki kafadar yolcu olursunuz. Sizlere bugün hayatımdan bir hikayemi paylaşacağım. Bursa yolculuğumuz bizim için hem ilkti hem çok özeldi. Gelin kayınvalide olarak beraberce güzel niyetlerimiz ve hayallerimizi valizimize koyup yola çıktık. Samimi bir ortam olduğu için değerli hocamızın da yakınında olmanın ayrıcalığını yaşamak istemiştik. Aslında çok büyük bir adım atarak hayatımızdaki doğru kavşağı seçmiştik. Eğitimi arka mahalleden ya da birkaç saatlik yoldan gelenler vardı. Tanışırken bizim 8 saatlik yolu sadece bu atölye çalışmasını göze alarak geldiğimizi duyunca hocamız da çok etkilenmişti. Sınırlarımızı zorlamanın ve amacımıza ulaşmanın bizde bıraktığı o çocuksu mutluluk bir yerlerden tanıdıktı. Unutulmaz bir atölye çalışmasının ardından dönüş için otogara gittik. Hocamız o sırada bizi aradı. Biz ona telefon numarası vermemiştik. Bize ulaşmak için kayıttaki bilgilerden yararlanmış olmalı diye düşündük. Güvende olup olmadığımızdan emin olmak istemişti hocamız. Kendimizi çok değerli hissettik. Bizim için araştırma yapıp telefonumuzu bulan hocamız bize çok değer vermişti. Biz de onda iz bırakmış olmalıydık. Otobüse bindiğimizde çok sevindik. Bir çatı altında olmanın önemini o gece daha çok kavradık. Otobüs güvendi, otobüs istirahatti. Yorgunluktan sonra bizi evimize götürecek bir araçtı. Ancak bize beklenen bir sürpriz vardı. Çünkü koltuğumuza geçmekte çok zorlandık. Muhtemel ki bizden önce otobüse binmiş veya başka bir şehirden gelmekte olan bir çift, arkalarında oturan kimse olmayınca koltuklarını yatırabildikleri kadar yatırmışlardı. Bizim geçmemiz gerekiyordu ve onları uyandırmadan da geçmemiz mümkün değildi. Geçebilmemiz için koltuklarını kaldırmalıydılar. Muavinden yardım istedik. Sonrasında muavin bizim geçmemiz için onları uyarmak durumunda kaldı. Aslında biz onların çoktan uyandığını fark etmiştik. Rahatları bozulsun istemediklerinden uyuyor görüntüsü vermeye devam etmişlerdi. Muavin onlara seslenince beyefendi sinirlendi. "Niye beni uyandırıyorsun?" diye kızdı. Koltuğu madem yatırmayacaktık, niye böyle bir sistem yapılmış? Ne diyeceğimizi bilemedik. Kayınvalidemle birbirimize bakıp karşılık vermeme kararını sessizce aldık. Onların iç dünyalarını yansıtacak sözlerini sessizce onlara iade ettik. Sonrasında kendi aramızda konuştuk. Ne olurdu dönselerdi ve "Çok özür dileriz. Farkında değildik ama siz gelmişsiniz. Hemen kaldırıyoruz." deselerdi. Koltuğu muavin kaldırmaya çalışırken bir şeyi fark ettik. Koltuğun mekanizması kırıkmış. Kaldırma tırnağı tutmuyor yani. Öyle olduğunu muavin de bilmiyormuş. Biz gelince ve yerimize geçmek isteyince problemin varlığından haberdar olundu. O saatte yapacak bir şey yoktu. Otobüste başka oturacak yer de yoktu. Gidilecek 8 saatlik yol bizi bekliyordu ve dizimizi büküp üzerimize ağırlıkla gitmek durumundaydık. Baştan söylenecek bir özür onları sorumluluktan kurtaracaktı. Seyahat boyunca uyumaya devam etseler bile biz onlara kızamayacaktık. Biz dönüş yolundaki değerli olduğumuz hissini otobüse girince nasıl kaybetmiştik? Empati yoksunu ön koltukta oturan yolcular sadece kendi rahatını düşünmüşlerdi. Her şey belki birkaç küçük sözcükle güzelleşebilirdi. Ne halin varsa gör tavrı bizi çok üzmüştü. Bu yaşadığımız olayın bize kazandırdığı bir gerçek. Bundan sonra biz bu tarz bir şeyle karşılaştığımızda biraz tebessümle kusura bakmayın demeyi adet haline getirdik. Bir başkası üzülürken kayıtsız kalmanın yaralayıcı olduğunu fark ettik. Hiçbir şey elimizden gelmese bile ne yapabiliriz acaba diye sormak iyi gelecek zor durumda olana diye ders çıkardık. Bize sıkıntı verseler de bu hikayeyi kazandıran o genç çifte minnettarız. Videomuzu beğendiyseniz WhatsApp grupları üzerinden lütfen paylaşın. İzleyiniz ettirin. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Zil var zile dokunun. İyiliğe, güzelliğe siz de ortak olun. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.